18 gün kaldı. Ve her şeyi denedim. Ona açıkçası beni bırakıp gitmesi gerektiğini söyledim. Gün oldu hakaret ettim. Geri geldi eski sevgililerimin fotoğraflarını gösterdim. Ama dayısının şımarık yeğeni hiç ummadığım kadar dayanıklı çıktı. Sanırım onunla uzlaşmaya çalışmalıyım artık. Ancak o zaman ondan kurtulabileceğim. Kader insanları oyunlar oynuyor. Şam kız arkadaşını çok seviyordu. Kız çekip gitti. Ben Ali'ye gitsin istiyorum. Oysa giderek daha fazla yapışıyor. Eski sevgilin falan yok mu senin? Arada bir arayacak biri. Ayaklarını yerden kesip beni terk etmeni sağlayacak biri de olur. Böyle bir adam varsa lütfen haberim olsun. Beraber kaçmanıza bizzat yardım ederim. Kaç çavdar tanesi ayıkladın? 1623. Seninle Çan teyze ilgilensin bence. Bundan sonra yemeklerini sana o getirir. Vay! 1623 çavdar tanesi sana eş olarak görevlerini unutturdu galiba. Bugün yemek getirmemeye karar verdin. Yarın odamdan çıkarsın. Sonra da hayatımdan. Ne güzel. Merhaba Hayat. Dinliyorum canım, anlat ne oldu? Dayısının yeğeninin nesi var böyle? Neden bu kadar gergin? Bopal'de bir şey mi oldu acaba? Belki babası rahatsızdır. Gidip sorayım. Hayır. Sormasam daha iyi. Bana söylemek istediği bir şey olsa odadan böyle uzaklaşmazdı. En iyisi ailesini arayayım. Enişte. Alo. Merhaba enişte. Yani selamun aleyküm. Aleykümselam. Her şey yolunda mı hayat? Babanın durumu iyi mi? Babam gayet iyi. Sağlığı yerinde. enişte, ablam orada mı? Onunla konuşabilir miyim? Nasıl yani? Az önce seninle konuştu ya. Benimle mi? Hayır. Dünden beri ablamla hiç konuşmadım ben. Şu an burada değil canım. Döndüğünde seni aramasını söylerim. Kendine iyi bak. Sen de. Hoşça kal. Hoşça kal. Telefondakinin Ayat olduğunu söylemişti. Yalancı. Kiminle konuştuğunu mutlaka öğrenmem gerek. Her şeyin yoluna gireceğine eminim abi. Gelişmeleri bana da bildirmeyi unutma. Tamam. Hoşça kal. Ne oldu? Kiminle konuşuyorsun sen? Bu seni ilgilendirmez. Ne kadar ilgilendirdiğini göreceksin. Dayısının yeğeni. Telefonun çalıyor. Sana söylüyorum, telefonun çalıyor. Duymuyor musun? Alo. Bekle bir saniye. Alo. O adamlar beni aradı. Yarın geleceklerini söylediler. Alo.
Bir iş çeviriyor. Bunda bir iş var. Öyle olmasa bir kadın neden kocasından bir şey saklasın ki? Her neyse. Ne o benim karım, ne de ben onun kocasıyım. Ama akıllı kız. Biriyle gizlice görüşüyor. Bu iyi işte. Benim için daha iyi. Çünkü bu biriyle ilişkisi olduğu anlamına gelir. Ve er geç çekip gideceği. Şan'ın kız arkadaşının çekip gitmesi gibi. Bence şükretmelisin Zeyn Abdullah. Sonunda ondan kurtulmuş olacaksın. Hala telefonda. Kiminle konuşuyor ki bu? Ona kalsa ahlak abidesi ama... Sahtekar işte. Dayısının yeğeni. Eşkı her.